şifa Şerif derslerinin önemi burada daha e, bariz oldu. Çünkü e, birkaç haftadır ne yapıyoruz? E, Yunus Aleyhisselam'ın e, faziletlerinden bahsediyoruz. Onun hakkında ileri geri konuşmanın e, insanı kafir edeceğini, dinden döndüreceğini naklediyoruz. Tamam şimdi ee, bu konular üzerine cemaat da şaşırdı yani. Ee, sanki biz biliyoruz değil, biz Şifa Şef'ten dersimizi takip ediyoruz. Dersimizi takip ettiğimiz haftalardan işte hemen peşine e, bu şeyin Serdar Tuncer'in kanalında e, işte Çekirdekçiler mi? programın adı da Çekirdekçiler mi? ne öyle bir şey. Orada toplanmışlar efendim beş kişi. Ee, burada Turan Kışlakçı diye bir adam var efendim e, bu adam orada İrfan Gündüz var Erkam e, radyosunda falan program yaptıran ki eli sünnet eli tasavvuf Erenköy Cemaatine bağlı e, biz e, yani kendisinden haberimiz var fakat tabi bazı yanlışlarına da yapıyoruz Nurettin yıldız çıkartmıştı Halis Aydemir'i çıkartmıştı mesela e, hem de Müslümanların kanalına ya bunları herhalde bir reddiyeler yapmıştım yani. Şimdi o da var orada Mehmet Çelik diye biri var, Nurullah gen, genç var, de Serdar Tunç şey yapıyor yani, e, programı yönetiyor veya hatta neyse. Şimdi e, bakın yani şeye döndü. E, Dışyatıf Efendi vardı Amasya'da, Sami Efendi Hazretleri'nin ihvanından da Efendi Hazretleri çok sever gelirdi, Efendi Hazretleri çok itibar eden. 80'lerde yani biz de gittik Amasya'ya gitmiştik oradan. Kümüşçü İsa Efendi var. Şimdi vefat etti. Efendim sen hep uzun yollara o götürüldü minibüsüyle. Sonra Ahmet Şimşek Efendi var. O hayatta diye biliyorum. Allah selam dersin. o şoförlük ediyor arabayı. Biz de Turhal'a geçiyoruz yani sohbete. da orada çok maceralarımız var da. Atıf Efendi önden oturuyor arabanın önünde. Biz de arkadayız. Şimdi şöyle yaptı. Bak Bak dedi buralarda dedi şöyle buralarda dedi virajlar var dedi böyle eliyle de böyle yaptı falan. Çok dedi dikkat etmek lazım. Der demez biz kendimizi tarlada bulduk. Yani neyse devrilmedik etmedik ama baktı e, baktık kaç metre tarlanın içine geç, geçmişik viraj işte Yani ona döndü. İşte baktı buralar işte bak bir kaç haftadır diyoruz ki efendim sallallahu aleyhi ve sellem niye buyuruyor ki la tuvaddiluni ala yunus ibn Beni Yunus'tan üstün bilmeyin, üstün olduğumu iddia etmeyin. Halbuki üstün. Hiçbir peygamber hakkında da bunu söylemiyor. Ama illa da Yunus Aleyhisselam sahih hadislerde Yunus Aleyhisselam üzerine duruyor. Şimdi üç haftadır cemaatten şimdi bana haber geldi. Diyorlar ki, ya biz de diyoruz ki bu hoca niye bu kadar bu Yunus Aleyhisselam meselesi üzerinde duruyor? Bu hadisi çok tekrar ediyor. E şimdi dersler aynı konudan bir günde bitmeyince e mecburen geriye bir e, havale etmek durumundayız, geride ne olduğunu takip etmek için, peşin toplamak için konunun. E öyle üç ders oldu en az tabii. Peygamberler arasındaki taftil, tahhir, hangisi hayırlı diye seçim yapmamak mesela. Halbuki ayetle sabit ki, تِلْكَ فُصُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَمَ ala ba'd, Kimini kimden üstün kıldık. E peki nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstünlük çıkartmayın, beni de üstün demeyin. لَا اَنْ بَغِيْلِ اَحَدٍ اَنْ يَكُولَ اَنَا Kimsenin ben Yunus'tan hayliyim demesi caiz olmaz, yakışmaz diyorum. Kendisi de var içinde. Ha orada ne izahlar yapıldı? Çünkü bu kadar peygamber hakkında değil de Yunus Aleyhisselam hakkında birileri ileri geri konuşur. İşte ümmetini erken bıraktı da Mevla'dan izin almadan çıktı da işte firar etti de. işte Kur'an-ı Kerim'deki tabirlere de aldanır. Ebe kaçtı demek falan mesela. Abdi abi kaçak kul falan. Ya senin makamın onun makamı mıdır? Peygamberler masumdur. İşte orada bunu konuşuyorduk. Şimdi cemaatten bazıları diyorlarmış ki niye bu konuyu bu kadar konuşuyor? Yani ben ders icabı konuşuyordum onu. tabi de şimdi diyorlarmış anladık. Sanki hoca keramet gösterdi yani. Ben keramet ne göstereceğim? 15 senelik ders takip ediyoruz. Dersten geldiğimiz sırada gidiyoruz. Adamlar da kabak gibi tam bizim konuyu konuştuğumuzun haftasına efendim içine düş düşecekler. <laughs> ben ne bileyim? Ama şifa-i şerif iman kurtarır. Şifa-i şerif sen itikat kitabı değil zannetme öyle. İtikat kitabı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki itikadımızı anlatıyor bize. Ayetlerde, hadislerde geçen faziletleri anlatıyor. Sen ayette, hadiste geçen faziletlerine inanmazsan ne olursun? Kafir olursun. E işte itikat kitabı. Mustafa İslamoğlu'nun e, efendim dinden çıkması, mürted olması. bırak ehli sünneti. Dinden çıkan bu kadar görüşleri var. Adem Aleyhisselam babası de, demekten ileri gitti. E şimdi bu adamın bütün meseleleri baştan nereden çıkmıştı? E şifa Şerif'te. Çünkü şifa Şerif'teki faziletleri inkar edince ayeti inkar etmiş oluyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseden üstün değil. Ya bunu böyle inanan da kafir ol. Çünkü ayette fadalna faziletli kıldık diyor. Sen Allah'a mı kar ediyorsun ya? Fakat fadalna ba'dan nebine ala ba'd. İsra suresinde de var. Onun için, peki niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yunus'tan üstün tutmayın? Çünkü Yunus Aleyhisselam'ın o işte vaktini beklemeden veyahut Mevla Teala emir vermeden, çık buyurmadan e Lut Aleyhisselam emir gelince çıktı. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bunlar hep zikrediyor. İbrahim Aleyhisselam hicreti, bütün peygamberlerin hicreti, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicreti hep izine bağlıdır. E Yunus Aleyhisselam'a o emir ve izin gelmeden e, çıkması meselesi var. E bu yüce makamına, peygamberlik makamına nispetle hata da değil, zelle de değil, hiçbir şey değil. Mevla Teala onu sevdiği için, çok sevdiği için ona bir e, efendim naz makamında e, balın karnı attı ona. Ama ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Fe innehu râfî batnil hûd mâ arş. Ben arşın üstüne çıktım, miraç gecesi. Ne tecelliye kavuştumsa, o da balın karnında o tecelliye kavuştu diyor. Onun miracı balın karnında oldu yani. Bu da neyi gösteriyor? Mevla Teala mekandan münezzeh. İster yukarı çık, ister denizi dibine in. Yine tecelli aynı. Bu mesele anlatılmak isteniyor. Ama e, burada önümde Şihab, Kafaci, Büyük Allah sen zaten el üstüne imamları, Halül Kariler, hepsinin şehleri de var. Orada ne dedik biz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mehakaret olsun. Diğer peygamberlerden hangisine Yunus aleyhisselam tenkıs, tahkir, şanını düşürecek, şerefinden bir şey kısıtlayacak, ona noksanlık ve ayıplı bir iş isnat edecek bir kelam sarf etmek şirktir. İnsanı kafir eder diye bu derslerde dedik. E şimdi bak ne dedi bu Turan Kışlakçı? Burada bir örnek var. Peygamber kıssalarının büyük bir ekseriyetine baktığımızda şey var. Ne var? Şey var. Orada peygamberlerin özellikle mesela Yunus Aleyhisselam cezalandırması ana sebebi kendini ilahlaştırma. Uuu ilah görmesinden dolayıydı diyor müfessirler. Hangi müfessir diyor bunu? Bunu ne mutezile diyor, ne şia diyor. Yani ben böyle 72 tane sapık fırkadan da biraz haberim var. Hiçbir müfessir böyle bir şey demiyor. Peygamberlerin asma sıfatını inkar etmiyor. Veyahut da efendim kendini ilah görmek ne demek ya? Müşrik demek. Allahu Teala festecebne onun duası kabul ettik ve neticen evle Teala kendini ilah göreni e, efendim ve kederken üncil müminin diyor. Biz müminleri böyle mükafatlandırıyoruz. Yunus Aleyhisselam'ın yani zaten peygamberin mümin olduğunu konuşmanın bir anlamı yokta tabii hakiki manada kemal manada mümin bizi söylüyor. Böyle müminler la ilahe illallah ente subhanek da kurtarız anlamına geliyor da müminleri böyle kurtarız diyor. Allahü Teala zaten hani peygamberini bıraktı mümin diyor. Sen diyorsun ki İlahım dedi kafir oldu diyor. O zaman ilahım diyen kafir olmaz mı demek istiyor? İlahım demek ne demek? Kafir olmak. Herkese göre böyle, Vehhabiyete göre böyle, bize de göre böyle, herkese göre böyle. Ben ilahım. Hemen yakul minum inni ilahum min duni fedalgine zi cehennem kedalgine zalimin diyor Kur'an. Melek bile olsa diyor ben ilahım derse diyor Cehennemde cezalandırıyor. Zalimleri böyle cezalandırıyor. E, Yunus Aleyhisselam için ne buyuruyor? <laughs> Kedel Mümin gönül müminleri böyle kurtarız buyuruyor. E, sen bu kadar ayetlerle çelişkili bir şekilde kendini ilah gördü diyor ya. Hani biz deriz ki diyor görevini ifa etmedi de işte hani erken çıktı meselesi. Ondan dolayı Yunus balığın içine atıldı diye fakat ayete baktığımızda diyor nerede böyle ayete baktığında ya? Ne atıyor? Hem siyah hem bana baktığında şunu görüyorsunuz Aleyhisselam. Halk niye bana tabi olmuyor? Neden artık benim peşimden gelmiyor? Diyor. Kızıyormuş. Kızmış da ondan sonra e, kızmakla ben ilahım demen ne alakası var? Onun gazabı Allah içindir dedi. Bak, dersleri 2-3 ders geriyi dinle. Yunus Aleyhisselam niye kızdı ümmetine? Nefret etti yani. Neden? Şirkten nefret etti. Çok nezih bir insan. Öbür peygamberler dayanabildi. Bu çok hassas olduğu için dayanamadı yani Allah'ıma benim. Nasıl orta koşuyorlar? Ona dayanamadı. Lillah ve fillah gazabından diyor. E sen kalkıyorsun diyor ki ben ilahım dedi. Tevbe estağfirullah. estağfirullah. Bunu tevbesi mi iman tazeleyecek, nikah tazeleyecek mi? İman da varsa tabii ki. Şey. İmanı zaten yoksa zaten tüm düz gidiyor. Mürtet olarak. İmanı vardıysa bu lafla imanı gitti. E şimdi bunu burada dinleyen dört kişi var. İrfan Gündüz, Mehmet Çelik, Nurullah Geç, Serdat Bunlardan o videoda bir cevap çıktı mı? Çıkmıyor. Çünkü sıralı video takip edilmiş. Şimdi çekmişler, mekmişler ama tabii sıralı takip edildiğinde ben de o bölümü şey ettim. Peşine hani baktım biri bir şey mi diyecekti mi Demedi. Kimse bir şey demedi. Şimdi Serdar Tuncer bugün özür videosu yayınladı. Biz dedi çok büyük işte şey etmişiz. Gaflet etmişiz. Ben işte anlamadım dedi. Sonra ben montajda mı anlamam lazım? Birkaç, birkaç kademeli bunları yapmadığımız için dedi. Çok büyük yanlışlık yaptı. Yunus Aleyhisselam bizi affetsin dedi falan bir şeyler dedi. Bu memnuniyet verici. Evvel yaptığı yanlışlarda da keşke e, ben bu kadını çıkartmakla yanlış ettim. Bunu çok batıl görüşlerim falan. Böyle bir şey yapsaydı mesela Müslümanların nezdindeki itibarı e, devam etseydi. Biz kimsenin itibarını iskat edelim veyahut şahsi bir husumete girelim diye bir şey konuşmayız. O bizi biz etmeyiz. Ama bunda güzel tövbe etti. Yani işte valla da tövbe etmesi lazım, o ayrı bir şey. Bir özür videosu yayınladı. Nurullah Genç de o özür videosunu paylaşmış. Bu da iyi bir şey. Çünkü o da orada bulunduğu için bir şey demediği için o da bu şeyin içine girdi, tamam. Öbürü İrfan gündüz yani tasavvuf ehli olduğu halde. Mehmet Çelik'i tam tanımıyorum. Ondan sonra bu onlardan yine bir çift yok. Bir özür videosunu var. hazır sen özür dilemeyi de beceremiyorsan bir dileyen var güzel Serdar iyi becermiş konuşmayı kısa ve öz. E, o konuşmayı sen de paylaşırsın senin adına. E, maalesef şimdi burada durum nedir yani? Durum şudur. Ehl-i Sünnet itikadına göre durum şudur. Bu lafı söylenen bir mecliste bir insan kabul ederek, hoş görerek, rıza göstererek yani bunu diliyle demese de kalbinde doğru konuşuyor adam diye düşünürse o da kafir olur. Ama medeni cesareti olmadığından veya özgüvene malik olmadığından dolayı programdayız canlı yayınız bir çıkış yapamasa bu kafir olmaz. Günahkar olur. Neden? Emri bir marufu. Şirk lafzı konuşuldu. Şirk lafzı konuşulan yerden e, ne yani yapmadığı için, tahsih yapmadığı için günahkardır. Ama kalbinden doğru söyle ya. Yunus Aleyhisselam da kendini Allah zannetti ya. Diyorsa, o da kabul ediyorsa kabul eden herkes. Sade dinlemekle de kafir olur. Biz hep ne diyoruz? Mesela bir şirk sözü söylendi. Öbürü de alkış yapıyor. Mesela ben teokratik düzene karşıyım derdi Demirel. Bütün millet şak şak söylüyor. Ulan hamal mısın, köylü müsün? Ne anladın teokratikten? Bir şey anlamadın. E niye alkışladın acaba? Ne bileyim Demirel konuştu diye. E şimdi teokratik şeriat demek efendim sen orada bilerek şeriatı karşıyız diye alkışladıysan o da insan kafir eder. Ama ne dedi ben bilmiyorum ki demokratik meokratik bir şeyden haberim yok. O zaman bir şey bilmiyorsun. Ona yani Kur'an'a bir ayeti inkar, mütevatir hadisleri inkar, zarur i dine bir şey inkar veya istihfaf veya hafif alma veya istihza veya dalga geçme veya alay etme. Ve yine peygamberlerin osmetine halel getirecek. Ama bu Kitap da kitapta var. Sen ayıplamak, ne ayıplaması ne? Hakareti ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ümmetine acıdığı için benim ümmetimden biri çıkar kalkar da bu Yunus nasıl böyle iş etti ya? Allah'tan izin beklemeden efendim kendi kendine pratik gitti. Bunu bile dese kafir olur. İlahlık değil. Bunu bile dese kafir olur. Çünkü neden? Nasıl iş etti böyle peygamber? Nasıl yapar böyle bir şey? Dese tenkıs. Tahkir, ayıplama ve şanından düşürme yapma. Bu noktada kafir olacağı kesindir yani. Bir insan. Hele bir de Yunus Aleyhisselam da kendini Allah'ın yerine koydu. Değil mi şimdi? Mesela Talha Alp ne dedi? Ben dedi peygamberde şüpheliyim. Niye şüpheliyim? Zaten şüphede de insan kafir eder. Ama ne dedi? Çünkü dedi kendini Allah'ın yerine koydu diye. Şimdi kendini Allah'ın yerine koydu dersen Resulullah Efendimiz'e ne isnat ediyorsun? Şirk isnat ediyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nasıl şirk isnat eder? Nasıl Müslüman kalacak? Zaten artık herkes gördü meseleyi yani. Biz bunlara ta başından reddiyeler yaparken bile de anlamıyor. Anlamıyor. Ondan sonra aa falan. E şimdi tabi Serdar Bey belki de orada ee, program yönettiği için orada onu yüzü de sanki gözükmüyor e, o kelam konuşurken o e, kışlakçının. E, e, orada tabii bir kendine belki telefonla bir şeyler geliyor ya yorumcuların, programcıların belki ondan meşgul oluyordu mesela. Onu duymamış da olabilir. Duymadıysa hiç anlamadıysa, duymadıysa da zaten mazurdur. Ama bu özrünü e, özür dileyerek de vazifesini ifa etmiştir. Burada bir sorun yoktur. Ama atlamamak lazım işte. Önüne gelen konu işte bunlar burada ortalama e, İslami kesimde aydın geçinen insanların kültürlü, seviyeli zannettiği şahsiyetlerdir. Burada Allah'ın peygamberine kafir deniyor ve e, dördü de tamam duymayan kafası başka yerdeydi. Onda telefonla bakıyordu. Bilmem ne hadi duymadı diyen yine mazurdur diyelim. Şimdi burada dört kişi birden bir adamın konuştuğunu nasıl duymuyor? Bir tanesi bile demiyor. Ama ben kim duydu, kim duymadı, kim anladı, kim anlamadı, onu Allah bilir. Mevzu bundan ibarettir. Ee, diğerlerine de çıkıp, e, mutlaka ya aynı özrü paylaşıp, ya da biz buna katılmıyoruz bu görüşe, itikadımız da bu değil, ama orada hasbelkader konuşamadık, bir çıkış yapamadık, canlı yayındı. Veyahut da neyse canlı mıydı, cansız mıydı bilmiyorum. İşte bu kafayla giderlerse, el i sünnet hassasiyetini gözetmezlerse, önüne gelen reytingini çıkarırsa, konuştururlarsa, işte çuvallamanın bir ay geçmiyor, iki ay geçmiyor çuvallamalar. E, şirk boyutuna kadar el fazu küfür telaffuz ediliyor. May mecra, durumuna dönüyor. Çünkü neden? Kalbi ölü, mevta ölüler demek şimdi. May mıdır nedir? Ma, bura, dünya, burası macera yeri değil. El-i itikadi konular, fıkhi meseleler, Bunlar çok derin ilim ister. Böyle yazar, çizer, romancı, bilmem neci, deme eski artist, eski bilmem yeni müftedi, efendim şu imacı var, bu imacı var diye bir adam getirip din adına konuşturulamaz. Çok icazetler alması lazım ya. Şey sen din adına ha Hayatını anlattırırsın. Tevbenize ne sebep oldu efendim? Bilmem ne, bilmem ne. Başka konulara girersin. E, patates nasıl yapılır efendim? Sucuk nasıl bilmem ne olur? Tamam, bunları Ama bunları konuş. din adına konuşmak için bir insanların medreseleri bitirip bir icazet almaları lazım. Medreseden icazet olmayan adamlarla böyle ha ha yapılırsa işin boyutu e, şirke kadar gider. İşte şifa-i şerifi dinleyen cemaat bu konuda hemen ne olur? Tak yeni geçmiş, eski geçmiş. Bu peygamber ne dedi ya? Bak orada koca profesör, doçent adam bir şey demiyor veya anlamıyor. Ama bizim cevaat hamal olsa mübarek kurban olayım ona. Şifa şerifi dinlediği için. Ben dinlediği için değil şifa şerifi dinlediğim senelerdir. Adam şuurlu oluyor. Bak orada nasıl üstünlüğü sen makaret etti bu ya falan. Bak onu kabul etmez. İsterse benim tarikatımın adamı olsun, isterse kim olursa olsun. Şerata muhalif bir şey konuşursa, efendim bizim tarikattan, bizim cemaattan böyle adam kayırmak olmaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin cemaat en büyük özelliği budur. Hoşaf soğutmamak, efendim reddiye yapmak ama tabii maalesef şimdi bizim İsmail'e da çok hoşaf soğutan, çok takiye yapan, hiç isim vermeyen, hiç ret diye yapmayan bu hocalar türedi yani tabii. Genç çoluk çocuk türediler şimdi. Herkes bir Instagram açtı, bilmem ne açtı. YouTube'larda konuşuyorlar, duruyorlar. Ondan sonra efendim tabii orada da efendi Hazretleri'nin yolu takip ediliyor. Efen senin buyurduğu üzere riayet ediliyor diyemeyiz artık. Artık çıktı çıktık yani. Şu kime kefil olabiliriz? Ancak şahsi olarak diyoruz Hüseyin Avni Hoca diyoruz. Fatih Nedir Hoca diyor. Bak farkında şahsi isimler vermek zorunda kalıyoruz. Neden? İsmail e bağlı, şal Şalvalı, Cübbeli kim varsa dinleyin. Adam bir şeklini ilan varken, var, rabıta ettiren var. Bilmem efendim her türlü yanlış konuşan var. Yani şimdi biz artık İsmail e bağlıyım diyenlerin kefili biz değiliz yani. Artık herkes hiç kimseye sarığından, cübbesinden İsmail'e adamıdır, şuyudur, vekilidir, kefilidir. Böyle bir şey yok şeriat kimseye ayırt etmez yani. Şeriatın yolu var, ehl sünnetin yolu var. Buraya uygunu alırız, uygun olmayanı atarız. Kimseye hatır etmeyiz yani. Babamızın oğlu olsa hatır etmedik yani bugüne kadar. Efendimiz etmedi çünkü. Amelde müsamaha var, itikatta müsamaha yok. Efendimiz'in kaidesi budur. Onun için diğer tarikat cemaatlerine de bunu tavsiye ediyorum. Sizlerin de bir ettiyecisi olsun sizlerin de bir şeriatı muhafaza eden olsun. Sizlerin de efendim Allah'ın peygamberlerinin ırzını, namusunu, haysiyetin şerefini koruyanlarınız olsun ya. Anana babana bunu konuşursaydı ne yaparsın? Şeyhine konuşursa ne yaparsın? Herkesin şeyhi var. Acayip bağlılar maşallah. E tamam. Onun hakkında böyle konuşan olsun. Oo, o cemaat kalkıyor ya. Öbürleri susuyor. E Yunus Aleyhisselam hepimizin peygamberi ya. Allah'ın peygamberi. Sen Yunus Aleyhisselam'a bu şekil konuşulmadan da niye çıt yok? Ha şey tepki yapmış halk kamuoyu. E, kamuoyu, kamuoyu, kim? Kamuoyu senin benim işte hoca, el hocaların cemaatleri. Onlar şuurlu olduğu için tepki yapıyor. Hocalardan tepki nerede? Hocalardan. Hocalardan yok.